Erite Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdülkadir Zengin yaptığı açıklamayla destek verdi. Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdülkadir Zengin yaptığı açıklama ile destek verdi. Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemini Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği olarak destekliyoruz. Çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi ikinci haftasını tamamlarken destek açıklamaları da artarak devam ediyor. Diyarbakır annelerine bir destek de Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Erşat'tan geldi. Başkan Zengin açıklamasında Türk'ün ve Kürt'ün komşu değil kardeş ve etle tırnak gibi olduğunu belirtti. Diyarbakır'da başlayan bu güzel uygulamanın tüm illerdeki evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını, herkesin baş kaldırmasını istediklerini belirten Zengin, tüm Türkiye annelerinin acısını paylaşıyor, bizler de buradan paylaşıyoruz, annelerimizin yanındayız dedi. 10 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında bir çocuğu dağa götürmeyi hiçbir insan hakkıyla izah edilemez. Hiç kimse teröre yandaşlık yaparak siyaset yapamaz. Türk'ün, Kürt'ün Kurtuluş Savaşı'ndan beri ortak birliktelik yaparak bu zamana geldiğimiz ve onları etle tırnak gibi gördüğümüz bir zamandayız. Diyarbakır'da başlayan bu güzel ve haklı eylemin tüm illerdeki evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını temenni ediyoruz. Herkesin bu konuda çok duyarlı olmasını bekliyoruz. Türkiye'deki tüm annelerin acısını bu meyanda paylaşıyoruz. Annelerimizin yanındayız. Çünkü hepimiz terörden çok çektik. Hep beraber birlikte çektik. Bu acılar hep beraber oldu. Sizlerin acısını elbette paylaşıyoruz. Ama en önemlisi bu davada dik duruşumuzu hiçbir zaman bırakmadık. Biz teröre ve PKK'ya karşı dik duran mazlumların ve tüm kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu terörü ancak mazlum annelerimiz bitirecektir. Bu kutlu davanızı, bu dik duruşunuzu önemsiyoruz, takdir ediyoruz, gönlümüzdesiniz. Bu katılımın tüm illerde artmasını ve desteğin başlamasını istiyoruz. Bu ülkede, bu topraklarda artık terörün arınmasını ve temizlenmesini istiyoruz. Evlatlarımızın ve sizin yanınızdayız. Bizler bedel ödedik, sizler bedel ödediniz. Başka analar ve canlar artık bedel ödemesin. Açıldığı günden bugüne onlarca davaya konu olan, mahkeme kararı ile durdurma işlemleri yapılan söz konusu maden, bölgedeki flora ve faunaya yeraltı sularına zarar veriyor olması sebebiyle bölgede yaşayan bölge sakinlerinden büyük tepki görüyor. Bu kapsamda İliç Sabırlı Köyü'nden Eşref Demir ve arkadaşı Sedat Cezayloğlu 4 yıl süren hukuk mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. İliç Altın İşletmesi Çöpler Kompleks Madeni Projesi kimyasal maden artışlarıyla bölgenin geleceğine her noktada zarar veriyor. Haber yapmaya geldim. Bu senin evran herhalde. Bunu da benim evraklarım. Kapasite artışıyla sülfitli ve oksitli cevher için madenin işletme ömrü ise 19 yıl olarak öngörüldü. Kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan projenin işletme döneminde insan sağlığı açısından riskli ve tehlikeli faaliyetler, açık ocakta meydana gelen sağlıksız koşullar bölge halkını tedirgin ediyor. Açıldığı günden bugüne onlarca davaya konu olan maden, bölgede konum itibariyle çevresine büyük zarar vermektedir. Konu hakkında açıklama yapan Sedat Cezayirlioğlu, altın madeninin çalışma faaliyetlerinden ve maden için hazırlanmış ÇED raporu hakkında görüş bildiren Profesör Doktor İsmail Duman'ın mahkeme için hazırladığı görüşü aktardı. 2016 yılının sonunda bizim köye 84 haneye 12 milyon para bağışladı.
eski hesapla 12 trilyon. Bir saç tüyü dahi satın almadan, bir metrekare yer dahi satın almadan 12 milyon para bağışladı. Sade madene dava etmemek şartıyla. 84 haneden 79 hanesi karşı çıkmadı, onayladı. Parayı aldılar, zehirle yaşamaya devam ediyorlar. Biz kabul etmedik, hukuki mücadelemize başladık. Burası atık barajın olduğu yere de 160 metrekare. Atık barajının olan yakınlığı bu projenin, bu köyün 180 metre. Bu herhalde spor... Sus payı olarak halı saha yapıyorlar. Ayrıca köy konağı ve bir de... Köy konağı yaptılar köyümüze. Karşıda göründüğü gibi. Köy tandırı yaptılar. Su deposu yaptılar. Küçük çocukları kandırırcasına eline lollipop verip altına alır gibi. Aynısı. Sen diyor zehirin içinde yaşa. Buradan ayrılma. Sen... Atık havuzuyla burası kaç metrekare arası? 180 metre. 180 metrekare. Yani sonuçta bu havayı en çok teneffüs eden, en yakın yersin köyünüz değil mi? Aynen. Peki ben insanlar bu parayı alırken hiç geleceklerini ve insanlar ve kendi yaşamlarını hiç dikkate almamışlar mı? Düşünse alır mıydı, yapar mıydı sizce? Onları düşünse. Dünyadaki en basit kimyasal çamaşır suyuyla tuzluğu karıştırdığın zaman insanı öldürüyor. Buraya 21 tane kimyasal boşalıyor. Ve açık havada ömür boyu bunları soluyacaklar. Burada rüzgar var. Rüzgarla havaya yayılıyor. Sülfürik asit yağmurları. Bütün bölge tehlikede. Tamam, burası daha yakın bir bölge yani. Burası metrelerce yakında yani. Derece. Birinci yani, derece etki alanında. En çok yani burada oluşabilecek bütün zararları en çok aynen. Sizin köyünüz. 21 kimyasal birbirine karıştırarak kullanılıyor. Bilim adamı profesöre göre diyor ki orada olacak en ufak bir kaza diyor. Bölgede canlı insan kalmaz diyor. Orada en ufak bir patlamada diyor yani kimyasalların. Karşıya bakarsanız direkt madenin dağ yapılan suni dağı görebiliyorsunuz. Ne diyelim, hayırlı maden olur. Sahası 1050 hektar. Bilim adamlarına göre 19 yılın sonunda bu proje durdurulamazsa şayet 1000 hektardaki dağın ve toprağın kendisi dahi zehir olacak diyor. Atık barajı için kaçak nükleer tesisten daha tehlikeli. Bilim adamlarına göre söylüyorum. Kaçak nükleer atık tesisinden daha tehlikeli diyor. Açık havada olduğu için. Rüzgarla, havayla teneffüs ettiği için. Çevreye yayıldığı için. Atmosfere karıştığı için. Kaçak nükleerden daha tehlikeli. Daha bundan daha açık. Nasıl izah edilir? Sabırlı köyü sakinlerinden Eşref Demir, siyanürle altın arama işlemine başlanıldı. Cevher döküm sahası bu toprak yıkıntısı daha önce yoktu. Burada kişilere ait tapulu mülkler, hazine ve orman arazileri bulunuyordu diyerek açıklamasına şöyle devam etti. Siyanürle alamamış olduğu cevheri, altını ve gümüşü sülfürik asitle almak için böyle bir yatırıma başvurmak zorunda kaldı. Köyümüzün hemen altında Sabırlı Deresi'nde yer alan atık barajı mesafe olarak yerleşim sahalarına uzaklığı yaklaşık mevzuata göre yani atıkların düzenli depolaması yönetmeliğine göre en az 1 kilometre olması gerekiyor ama projede firma bakanlığa sunmuş olduğu projede 180 metre olarak belirtmesine rağmen bakanlık tarafından onaylanmıştır. Ayrıca atık depolama tesisi onlarca kimyasalın kullanmış olduğu atıkları ihtiva ettiği için normal şartlarda birinci sınıf atıklar ama projede ikinci sınıf yani belediye atığı tehlikesiz atık olarak gösterilmiş. Bakanlık bunu da görmezden gelmiş ve bu projeyi onaylamıştır. Atık depolama tesisinin konumu itibariyle, yer itibariyle de hatalı bir seçim söz konusu. Çünkü bulunmuş olduğu nokta tamamen Sabırlı fay hattının geçmiş olduğu bölge. Bu da ileride deprem olma riski ki bildiğiniz üzere Erzincan'da yaşıyoruz. Erzincan'da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde 39-93 depremi gibi çok iki büyük ağır bir deprem geçirmiş ilimiz.
Madencilik faaliyetleriyle birlikte yapılan patlatmalar sonucunda bölgemizde depremlerin sayısında 2010 yılından beri artış gözlemlemektedir. Özellikle 2018-2019 yılında 3'ün üzerinde 4.1, 4.2 şiddetinde depremler olmaktadır. Bu kayıtlar da zaten var. Bununla ilgili de ilgili kurumlara, ilgili mercilere daha önce başvuruda bulunmuştuk. Alınan chat raporlarında ise şunlara ulaşıldı. Maden işletme ömrü 19 yıl olarak öngörülmüştür. 19 yılın sonuna kadar devam edecektir. Devam eden arama çalışması neticesinde rezerv miktarında artış olması durumunda bu süre uzayabilecek olup bu durumda gerekli izinler için tekrar başvuruda bulunulacaktır. Projenin işletme döneminde insan sağlığı açısından riskli ve tehlikeli faaliyetler, açık ocaktan cevherin çıkarabilmesi için uygulanacak patlama işlemi, yoğun olarak malzeme taşıyacak kamyon trafiği olası kimyasal sızıntılar ve salımlar toz oluşumu, su kirliliği, gürültü, kazalar ve yangın durumu olarak sayılabilmektedir. Kimyasalların depolandığı alanlarda olası sızıntıları toplamak için uygun havuz sistemleri inşa edecektir. Bu sayede olası sızıntılar bu havuzlarda toplanacak ve dağılması engellenecektir. Sülfürik asit malumunuz bildiğiniz kadarıyla dünyanın en tehlikeli kimyasallarının başında gelmektedir. Doğayı, insanı, toplumu, çevreyi... Erzincan'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kutup başını çıkarttınız mı? Erzincan-Kemah yolu, Talip Kaban Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda otomobilde elektrik aksamasından kaynaklı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın aracın ön kısmını kapladı. Sürücü kendini dışarı atarak durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkan yangında hasar gören otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Orhun Erten, seracılığın Erzincan'da ciddi bir alan olacağını dile getirerek seracılığın giderek artan ve ivme kazanan bir yapıya ulaştığını belirtti. Ziraat Yüksek Mühendisi Orhun Erten, seracılığın Erzincan'da ciddi bir alan olacağını dile getirerek seracılığın giderek artan ve ivme kazanan bir yapıya ulaştığını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Orhun Erten, Erzincan'da seralara teşvikler iyi oranda yapılıyor diyerek konuşmasında şunları ifade etti. %50-%75'e varan hibeler var. Erzincan bölgesi de bizim için iklim anlamında Doğu Anadolu bölgesinde olabilecek en iyi şehir. Seracılığın en iyi olabileceği şehirlerden biri hatta. Erzincan'da ben fabrikaların olmasının yanında asıl sermayenin, asıl organizasyonların seracılık olduğu kanaatindeyim. Üzümlü bölgesinde yapılan biliyorsunuz seralar var şu anda. Tarlalarda bir ay hasat yapılması beklenen ürünler şu anda Erzincan'da seralarda ve pazarlarda yerini bulmaya başladı. Seracılığın hem ilk ürün öncesi ve hem ürün sonrasında yani ikinci hasat döneminde başlangıç ve sonunda kazanılacak paranın bütün tarlaya ekilecek ürünlerin kazanacağı paradan daha çok olduğunu inanıyorum. Asıl karlılığın seracılık olduğunu düşünüyorum ve artarak giden bir ivmeyle seracılık miktarımız artıyor. Ben Erzincan'ın ciddi bir seracılık bölgesi olacağı kanaatindeyim. Herkes destek vermesini ve bu uygulamayı yapmasını rica ediyorum. Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik bir açıklama yaptı. Hirik, erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır dedi. Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik bir açıklama yaptı. Hirik, prostat kanserinin teşhis ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Biliyorsunuz prostat kanseri dünyada şu anda akciğer kanseriyle birlikte erkeklerde en sık görülen kanser türü. Yaş ilerlemesiyle birlikte son süreçte tanısı artmış ve sayısı son derece artmıştır. Bu bağlamda buna dikkat çekmek için Sağlık Bakanı tarafından 15 Eylül tarihinde prostat kanseri farkındalık günü olarak ilan edilip bu zaman diliminde yapılan açıklamalarla halkımızın bu konuya dikkatini çekmesi amaçlanmaktadır. Prostat kanseriyle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum.
Akciğer kanseriyle birlikte dünyada şu anda erkeklerdeki en sık görülen kanser türüdür. Prostat normalde benim branşım üroloji uzmanıyım. Çok sık bu hastaları da takip eden bir Erzincan'daki bir hekimim aynı zamanda. Çok sık bana sorulan şeylerden bir tanesidir bu. Halkımızın bu konudaki kafalarındaki karışıklığın giderilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Prostat normalde erkek üreme sisteminde bez yapılı bir organdır. Aslında fonksiyonu olan bir organdır. Her erkekte olan bir organdır ama yaşla birlikte bazı değişiklikler içerir ve ileri yaşla birlikte bunun büyümesinin bazen iyi huylu bir prostat büyümesi şeklinde, bazen de kanser şeklinde bir büyüme şeklinde büyüyebilir. Ki bu prostat kanseri için bizim için en önemli risk faktörü yaştır. Yani yaş ilerledikçe bu hastalığa yakalanma riski artmaktadır. Son dönemde insan ömrünün yaşının uzaması, tedavi modalitelerinin artması, çeşitli görüntüleme tekniklerinin, ultrasonun, tomografinin, MR'ın ve tıbbın gelişmesiyle birlikte daha erken tanı alabilmektedir. Daha erken tanıyı koyabilmekteyiz ve dolayısıyla son süreçte sayısı da görece olarak daha önceki yıllara göre bir artış görülmektedir. Prostat kanserindeki en önemli risk faktörü yaştır. Onunla birlikte birinci derecede akrabalık ikinci olarak risk faktörü olarak kabul edilir. Babada, kardeşte ve birinci derece yakında prostat kanseri varsa bu 2 ile 5 kat oranında daha yüksek oranda ortaya çıkmaktadır. Beslenme faktörlerinin bununla bir alakası olduğu son yapılan yayınlarda gösterilmiş. Özellikle doymuş yağlardan, hayvansal gıdalardan beslenme, kırmızı etten zengin beslemenin rol açtığı kabul ediliyor. Meyve sebzeden beslenme genellikle koruyucu bir faktör olarak kabul ediliyor. Prostat kanserinde erken evrede genellikle çok fazla bir belirti olmaz. Yani prostat içerisinde bir başlayan küçük bir uğur büyüyerek etrafa yayılır ve kanser dokusu büyüdükçe şikayetler de artmaya başlayabilir. Hastalığın genellikle erken evrede hiçbir şikayeti olmaz ve kanda PSA dediğimiz bir kan testiyle teşhis konur ilk başta ama belli bir boyuta ulaştıktan sonra çeşitli şikayetlere sebep olabilir. Bunlar sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik yapma, zor idrara çıkma, ağrılı yapma, kanlı idrar ya da kanlı meni gibi şikayetiyle hasta bize başvurabiliyor. Bu hastaların tamamının değerlendirilmesi lazım. Bu şikayetler yalnızca kanser belirtisi olmamakla birlikte prostatın normal büyümesinde de görülebilecek şikayetler ama hangisine bağlı olduğunu, büyümenin olduğunu ortaya koymak için kesinlikle bir üroloji uzmanının muayenesi gerekli. Üroloji uzmanı tarafından muayene edilerek hastaların değerlendirilmesi gerekiyor. Erzincan Gençlik Spor Kulübü'nde basketbola başlayan Berke Topçu, gösterdiği yüksek performans ile Fenerbahçe Kulübü basketbol takımına transfer oldu. Erzincan Gençlik Spor Kulübü'nde basketbola başlayan Berke Topçu, gösterdiği yüksek performans ile Fenerbahçe Kulübü basketbol takımına transfer oldu. 2003 doğumlu sporcu Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağını söyledi. Sporcunun antrenörü Ali Şirin, sistematik ve planlı çalışma ile Erzincan gibi küçük şehirlerden üst seviye sporcular yetiştirebileceğini söyledi. Berke Topçu'ya bundan sonraki spor hayatında başarılar dileyen antrenörü, sporcunun yetişmesinde emeği olan, imkan sağlayan herkese teşekkür etti. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 14-29, Erzurum 8-24, Sivas 9-25. Gümüşhane 10-28, Bayburt 8-25, Giresun 17-28. Elazığ 14-30, Tunceli 15-30, Bingöl 14-30.
Malatya 14.29, Yozgat 12.26, Amasya 15.34. Kars 7.24, Van 11.23, Ağrı 9.25 derece. Dolar alış 5.71, satış 5.72. Euro alış 6.31, satış 6.32. 22 ayar altın bilezik alış 250.51, satış 253.04. Tam altın alış 1826.23. Yarım altın alış 913.13. Çeyrek altın alış 456.56'dan işlem görüyor. Sayın seyirciler, İliç Altın Madeni ile ilgili geniş görüntüleri haber bültenimizin hemen ardından ekrana getireceğimiz haber arkası programından ulaşabilirsiniz. Bizden ayrılmayın. Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.